أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salih'in adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm yoksullar bölümü. En son kaldığımız hadis 254 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, Enne mra'aten sevda'a, siyahi bir kadın. Kânet tekummul mescide, mescidi süpürüp temizlerdi. Ev yahut şabben yahut bir genç. Hangisiydi? Ravi tereddüt ediyor. Bir genç vardı diye mi, yoksa siyahi bir kadın diye mi? Ancak bu kişi mescidin temizliğiyle ilgileniyormuş. Fefekadaha ev fekadahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derken, bir zaman sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arandı. Gözü onu bir süredir göremeyince merak etti. Fese'ele anha ev anhu, onu sordu. Böyle bir kadın yahut böyle bir genç vardı. Ne oldu, onu neden epeydir göremiyorum diye. Fekalu, dediler ki, mâta, vefat etti. Bu kişi vefat etmiş, ister hanımefendi olsun ister bir genç, mescidin temizlik işleriyle ilgilenen bir kimsecik, ne var ki Resulullah'a haber vermemişler. Haberi olmamış, bir zaman sonra onu göremediğini fark edince etrafına sorup öğrenmiş. Öldü deyiverince onlar, kâle, Resulullah buyurdu ki, efela kuntum âzentumûni bihi, bana haber vermeli değil miydiniz? Bana haber verseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Neden beni bilgilendirmediniz? فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا اَمْرَهَا اَوْ اَمْرَهُ, sanki onlar onun işini biraz küçümsemişler. Yani çok önemli biri olmadığını değerlendirip Resulullah'ı ayrıca bilgilendirmek gerektiğine dair bir düşünce hasıl olmamış. Öylece cenazesini kaldırmışlar. فَقَالَ, Allah'ın Resulü bu durumu görünce dedi ki, dulluni ala kabrihi, beni onun kabrine götürün, bana onun kabrini gösterin. Fedalluhu, onlar da gösterdiler, işte şuracıkta onun kabri diye. Fasalla aleyhi, Allah'ın Resulü ona salat eyledi, yani onun cenaze namazını kabrine doğru kıldı. Thumma kale, sonra dedi ki, inne hazihil kubura memlu'atun zulmeten ala ehliha, bu kabirler kabirdekilere zulmetlerle, yani karanlıklarla dopdoludur. Ve innallaha teala, ve Allah azze ve celle, yunevviruha, onları nurlandırır, aydınlatır. Lahum, onlara, oraları nurlandırır, aydınlatır. Bi salati aleyhim, üzerlerine olan bu namazımla, bu cenaze namazımla Cenab-ı Hak onların kabirlerdeki karanlıklarını aydınlatır diye ifade buyurdu. Salat ve selam üzerine olsun. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış, hem İmam Müslim sahihini almış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Yoksullar bahsinde İmam Nevevi'nin bu rivayeti bize vermesinin anlamı öyle anlaşılıyor ki, insanlar arasında değersiz gibi gözüken, makamı itibariyle, iktisadi gücü itibariyle ve benzeri insanların kıymet verdikleri hususlarda çelimsiz gözüken bir kimse, aslında Allah Azze ve Celle katında değerli olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu sorup soruşturması, peşine düşüp bana kabrini gösterin diye kabrine gitmek istemesi, kabrinde ona özel olarak
cenaze namazı kılması, tüm bunlar gösteriyor ki o şahsın, ister erkek olsun ister kadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde ciddi manada bir değeri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biri olmadığından, nübüvveti ve risaleti dolayısıyla öteden haber alabilen, yani kendisine vahiy gelebilen bir şahsiyet. Dolayısıyla muhtemeldir ki Hazreti Cibril-i Emin üzerinden yahut engel ardından aldığı bir vahiy ile yahut rüya üzerinden gördüğü bir vahiy ile bu yoksul zat hakkında olumlu bir bilgiye sahip oldu. Ve bu bilgi dolayısıyladır ki onu önemsedi, göremeyince hemen sordu, öldüğünü haber alınca da varıp kabrinde cenaze namazı kıldı. Halbuki insanlar katında ne makamı, ne mevkii, ne malı mülkü serveti bakımından ciddi bir karşılığı olmayan bir kimse. Ama Allah Azze ve Celle katında Resulünü onun peşine düşürecek ve kabrine vardırıp cenaze namazı kıldıracak kadar değerli oluvermiş. Dolayısıyla insanların itibarı toplumdaki karşılıklarıyla orantılı değildir. Bununla doğrudan da ilgili değildir. Dolayısıyla mal, mülk, servet bakımından, makam, mevki, kariyer bakımından eğer üstünlük olsaydı ve bunun dünyadaki karşılığı aynen Allah Azze ve Celle katında da geçerli olsaydı, o zaman müşriklerin dediği gibi اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَدِيَّا, bakın bakalım hangi taraf oturduğu, kalktığı yerler daha düzgün, daha değerli, daha şaşalı, daha kıymetli. Siz fakirler topluluğusunuz. اَرَذِرُنَا بَادِيَ الرَّعِي, çelimsiz, zayıf, çaresiz tipler. Bunlar peygamberlere uydular diye aşağılıyorlardı. Tarih boyunca bütün peygamberler sürecinde buna yakın sonuçlar ortaya çıktı. Elbette aralarında toplumda son derece değerli olan kimselerin de iman edebildiği örnekler de var. Hazreti Ebu Bekir gibi mesela. Ama ağırlık Hazreti Bilal gibi, Suheyb gibi, Ammar gibi radıyallahu anhum ecmain, bunlar toplumun garibanları tabir caizse. Ama toplumda, hele hele böyle müşrik bir toplumda doğru düzgün bir değeri olmaması Allah Azze ve Celle katında da değersiz oldukları anlamına gelmiyor. İnsan Cenab-ı Hak katında ciddi bir değere dünya hayatında çok basit vesilelerle ulaşabilir. Ardına niyetini koyduğu, bizim çok da itibar etmediğimiz basit bir işlem ile Cenab-ı Hak katında çok muteber bir yere gelebilir. Benim yapabildiğim de bu deyip mescidi temizlemeye adanmış bir kimseden söz ediyoruz. Niyetini Allah Azze ve Celle için bir şeyler yapmak adına inisiyatif almış, harekete geçmiş ve bunu devamlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Malım olsaydı Allah yolunda sarf ederdim. Fikrim, görüşüm, zekam olsaydı bunu ilgili süreçlerde topluma katkı olarak sunardım. Diğer başka açılardan da, yani herhangi bir becerim olsa bunu Allah yolunda harcardım, ama yapabildiğim belki insanların yani son derece basit bulabilecekleri bir iş, ama ben de bunu yapabiliyorum. Değil mi ki Cenab-ı Hak herkesi sadece verdikleri üzerinden sınayacak? Çünkü öyle buyuruyor. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اَتَاهَا, Allah hiç kimseye vermediği bir şey üzerinden sorumluluk yüklemez. Sorumluluklarımız sadece Cenab-ı Hakk'ın bize verdikleri üzerindendir. Mal verdiyse mal üzerinden, mülk verdiyse mülk üzerinden, hüküm verdiyse hüküm üzerinden, akıl, zeka ve benzeri yetkinlikler verdiyse bunlar üzerinden, el mehareti, beceriler vesaire, bunları verdiyse bunlar üzerinden veya bunların birkaçı üzerinden, kime ne vermişse verdikleri üzerinden ona sorumluluk yüklüyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla böyle bir kimseye de fiziki bir kabiliyet vermiş, mescidi temizleyebiliyor ve o da elindeki bu imkanı Cenab-ı Hak yolunda harcıyor. Belki buradan bakınca topluma katkısını
önemsiz sayabilirsiniz. Herhangi birinin yapabileceği bir iş gibi değerlendirebilirsiniz. Ama Cenab-ı Hakk'ın katında öyle değil. Ona böyle bir imkan verdik ve o da bu imkanı yerli yerince bizim rızamıza uygun olarak yerine getiriyor. Deyince Cenab-ı Hak ona tam puan veriyor ve en üstün mertebelere ulaşıyor. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, yani elindeki imkanlarla, bu kişinin toplumun hangi düzeyinde olduğu önemli değil. Önemli olan elindeki imkanları, sahip olduklarını, olduğu kadarıyla tabii, çünkü olmadıklarına yükümlülük yok, Allah'a ve Resulüne itaat ederek yaşıyorsa, Cenab-ı Hak dedi ki bunun varacağı yer, فَاُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ Peygamberlerle, وَالصَّدِّق۪ينَ Sıddıklarla, وَالشُّهَدَاءِ ve şehitlerle, وَالصَّالِح۪ينَ ve salihlerle beraberdir. En üst lig, peygamberlerin, rasullerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin olduğu arkadaş grubu. Ve buyurdu ki Cenab-ı Hak, وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Ne güzel bir arkadaşlık topluluğu bunlar. O bakımdan dünyadaki Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği farklılıkların başta cinsiyet olmak üzere ve bundan ayrı, yani erkekler kendi arasında, kadınlar kendi arasında o kadar çok farklı beceri ve yetkinliklerle donatılmışız ki bunların farkının hiçbir anlamı kalmıyor. Yani üstünlük anlamı kalmıyor. Bunların hepsi birer vesileye dönüşüyor. Kim bu vesileyi, kendisine verilen vesileleri kastediyorum, doğru kullanırsa Allah Azze ve Celle katında güzel sonuca ulaşır. İster erkek olsun, ister kadın, ister uzun, ister kısa, hangi farklılıkta olursa olsun. O yüzden Cenab-ı Hak bunları birbirinizden temenni edip durmayın. Keşke benim de şöyle olsaydı, böyle olsaydı, yahut erkek olsaydım, yahut kadın olsaydım, yahut uzun olsaydım, yahut kısa olsaydım, yahut şöyle zekam olsaydı, yahut böyle sesim olsaydı. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ Allah'ın birbirinize farklı farklı verdiği şeyleri temenni edip durmayın. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا Çünkü erkekler için de kazandıklarının karşılığı var. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ Kadınlar için de kazandıklarının karşılığı var. Hangi rolde yaratılmış ve yaşatılıyor olursanız olun, rolünüzdeki Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği donanımları doğru kullanıyorsanız aynı yere varabiliyorsunuz. İşte Cenab-ı Hakk'ın hepimize ayrı ayrı sağladığı ahiret mutluluğu ve dünya hoşnutluğu açısından gerçek bir fırsat eşitliği. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.